6. sınıflar. Şimdi size göndermiş olduğum soruların çözümüne bakıyoruz. Birinci soruya bakalım. Farklı prizmalar verilmiş, hacimleri verilmiş ve bunların bazı ayrıt uzunlukları verilmiş. Verilmeyen ayrıtları soruyor bize. Öncelikle verilmeyen ayrıtları bulmalıyız. Sonra toplamını bulacağız. Buna x diyelim. Şuradaki ayrıta y diyelim. Şuradaki ayrıta da z dersek. Bu 40 santimetre küp olan hacim böyle bulunuyor biliyorsunuz. 40 eşittir 4 çarpı x çarpı 5. Çünkü prizmaların hacmi taban alanı çarpı yükseklikti. 40 eşittir 20x. X eşittir 2 santimetre. Buna bakalım. Hacmi 240 santimetre küpmüş. Hemen taban alanı çarpı yükseklik yapılmış ve 240 bulunmuş. Yani 240 eşittir 3 çarpı y çarpı 10. Eşittir 30y'den y eşittir 8 santimetre bulunur. Yine aynı şekilde burada baktığımızda hacim eşittir 180 eşittir 12 çarpı 5 çarpı z dersek 180 eşittir 60z olur. Buradan da z eşittir 3 santimetre olarak çıkar. Bize bunların toplamını soruyor soruda dikkat ederseniz. O zaman ne diyeceğim? 2 artı 8 artı 3'ten 13 santimetre olarak bulunur. Evet, ikinci sorumuza bakalım. Dikdörtgenler prizması şeklindeki su deposu 120 desimetre küp su almaktadır. Yüksekliği bulunuz. Yine içindeki su miktarı, yani alabildiği su miktarı bize 100 desimetre küp olarak verilmiş. Ama buradaki birimler gördüğünüz gibi santimetre. Yüksekliği santimetre olarak bulalım ki bize burada diğer birimler santimetre verilmiş. O zaman hemen 120 desimetre küpü ben santimetre küpe çevireyim. Desimetre küpten santimetre küpe inerken bir basamak var. İndiğimiz için 3 tane sıfır koyacağım. Bu kadar santimetre küp yapar. Bu hacim 120 bin santimetre küp eşittir taban alanı 50 çarpı 40 çarpı yükseklik soru işareti. Şu sıfırları sadeleştireyim hemen. Bir bu, bir bu, bir bu, bir de bu gitti. Tamam. 1200 eşittir 20 soru işareti oldu. 200 eşittir 20 çarpı soru işareti. 1200 ile 20'yi sadeleştireyim. 20'yi 20'ye böldüm. 1. 1200'ü 20'ye bölersem ne yapar? 60. O zaman ortaya çıktı ki soru işareti eşittir 60 santimetre oluyor. Üçüncü sorumuza bakalım. Alanı 54 santimetre kare olan küp şeklindeki kutunun hacmini bulunuz. Şimdi görelim diye çiziyorum. Bir küpümüz var. Bunu dikkat ederseniz soruda bize alanını vermiş. Küpün kaç tane yüzeyi vardır ve bunlar birbirine eşittir biliyorsunuz. Karşılıklı olarak sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sağ yüz, sol yüz, alt, üst, ön, arka olmak üzere 6 tane birbirine eş yüzeyi vardır. Ben o yüzden bir tane eş yüzeyin alanını bulmak için 54'ü 6'ya bölüyorum. Niye? Çünkü 6 tane eş yüzeyi var. Bir tane yüzeyinin alanı 9 santimetre kare yapıyor. Yani şöyle bir yüzey alanı 9 santimetre kare ise zaten bu küpün yüzeyleri karedir biliyorsunuz.
O zaman bir tane ayrıtı 3 yapacak. Ve bize hacmini soruyor. Bakın biz burada bir tane ayrıtını bulmuş olduk. Her bir ayrıtı 3. Şimdi hacmini hesaplıyorum. Taban alanı çarpı yükseklik 27 birimi neydi? Santimetre küp. Cevabımız 27 santimetre küp olarak bulunur. Evet. Diğer bir soruya bakalım. Dördüncü sorumuz. Görülen cezvenin içinde 0 tam %25 desimetreküp kahve vardır. Bu kahve 50 santimetreküplük fincanlara koyulacaktır. Kaç fincan gerekir? Böyle bu birimdeki fincana koyacağımız için ben hemen 0 tam %25 desimetreküpü santimetre küpe çevireceğim. Yani 1000 ile çarpmam lazım. Şuraya geldi virgül. 10 ile 100 ile 1000 ile. 250 santimetre küp oldu. Şurası çözüm için yaptığım yer, karıştırmayın. 250 santimetre küpü 50 santimetre küplük fincanlara koyarsak 250 bölü 50 eşittir 5 santimetre. 5 santimetre küp değil. 5 tane fincan gerekir. Evet. Beşinci sorumuza bakalım. Hacmi 0 tam onda 7 desimetre küp olan bir hediye kutusunun içine aşağıdakilerden hangisi sığar? Bu hediye kutusunun içine sığması için ne olacak? Hediye kutusunun hacmini geçmemesi lazım. Kontrol edeceğiz. Bakalım 0 tam onda 7 desimetre küp ve kıyaslayacağız şimdi. Hepsini desimetre küpe çevirebiliriz. Bu 2000 desimetre küp yapar. Bu zaten 0,10'da 9, 0,10'da 7'nin içine sığmaz. 2000 desimetre küp olduğu için bu da olmaz. Gördüğünüz gibi 800 santimetre küp kaç desimetre küp yapar? Santimetre küpten desimetre küpe çıkarken 1000'e bölmek lazım. 10'a, 100'e ve 1000'e. 0,10'da 8 desimetre küp yapar. Bu da sığmaz. 10.000 milimetre küpe bakalım. 1000'e böldüm. Santimetre küp oldu. Bir daha 1000'e bölmem lazım. Yani 10'u bir daha 1000'e bölmem lazım. Sıfırları sildim. 1. 1 bölü 100 oldu. %1. %1 desimetre küp. Gördüğünüz gibi 0,10'da 7 şuradan daha büyük olduğu için işte bu sığar diyoruz. Altıncı sorumuza bakalım. Altıncı sorumuzda dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutudan kırmızı ile gösterilen dikdörtgen şeklindeki parça kesilmiştir. O parça şu parça. Bu parça kesilmiştir. Kalan cismin hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi kalan cismi biz dikdörtgenler prizmasının hacmini bulabildiğimiz için, bildiğimiz için ya da küpün ya da kare prizmanın bu tür şekillerden faydalanacağız. O zaman şöyle yapabiliriz. Tüm cismin hacmini bulup sonra bu kırmızı cismin hacmini bulup birbirinden çıkartabiliriz. Şimdi ben buradaki dikdörtgenler prizmasının hacmini bulayım öncelikle. Taban alanı çarpı yükseklik.
yoğun ve büyük kısım ve diyeyim 10 çarpı 15 çarpı yükseklik 8. Santimetre küp. Şimdi şu çıkarılan kısmın hacmini de bulacağım. Birbirinden çıkaracağız. V küçük diyeyim. V küçük cisim. Şurası yani. Taban alanı çarpı yükseklik yapacaktım. Taban alanı baktığımızda şurası 3 santimetre verilmiş. Tümü 10'du. 10'dan 3 çıkarırsak 7. Burası da 7. Şurası kaçtı? Bakalım. Aynı bunun boyunda zaten. 15. Buraya bakalım. Şurası 2 verilmiş. Tümü de 8'di. 8'den 2'yi çıkarırsak şuradaki yeri buluruz. 6. Şimdi bunun hacmini buluyorum. 7 çarpı, bu da dikdörtgenler prizması gördüğünüz gibi, 15 çarpı 6. Evet. 630 santimetre küp yapıyor bu da. Şimdi birbirinden çıkaracağım. 1200 kalan cismin hacmi dediği için 630. 570 santimetre küp olarak kalan cismin hacmi bulunmuş oluyor. Anlamadığınız yer olduğunda tekrar yazın bana lütfen. Yine görüşürüz. Hoşça kalın.